Çocuklar, hepinize iyi dersler. Hatırlayacak olursanız geçen dersimizde İslam dininin bize tanımış olduğu 5 temel haktan bahsetmiştik. Bunun bir diğer adı neydi? Zarureti hamsi. İlk olarak iki tanesini anlatmıştık. Canın korunmasıydı ve neslin korunmasıydı. Bugün ise kalan 3 tanesini anlatacağız. Aklın korunmasıyla dersimizi başlıyoruz. Aklın tanımını yapmak istiyorum. Sadece insanda var olan ve onun yararlı ile zararlıyı, iyi ile kötüyü, güzel ile çirkini ayırt etmesini yarayan, ona düşünme, kavrama ve bilgi elde etme gücünü veren yetiye akıl deriz arkadaşlar. Allah insanı yaratmış olduğu bütün varlıklardan farklı olarak ne veriyor? Akıl veriyor. Ve bu doğrultuda onlara bazı sorumluluklar yüklüyor. Dinimizce aklın kullanılmasına engel olan her türlü alkollü içkiler ve uyuşturucu maddeler kesinlikle haram kılınmıştır. Çünkü alkollü içki kullananlar ne yaptıklarını bilmeden hareket ettikleri için kendilerine zarar verdikleri gibi çevresine, etrafına ve ailesine de zarar vermektedir. Aklın korunması ile ilgili bazı ayet ve hadislerimiz vardır. İlki bir hadisimiz arkadaşlar. Şu üç kimseden sorumluluk kaldırılmıştır. 1. Ergenlik çağına gelinceye dek çocuklardan. 2. Uyanıncaya kadar uyuyandan. 3. Akıl dengesi yerinde olmayandan. İkincisi arkadaşlar Maide suresi 90. ayetimizdir. Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Aklın korunması ile alakalı bir hadisimiz de şöyledir arkadaşlar. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Bir de arkadaşlar aklın korunması ile ilgili En'am suresi 32. ayette şöyle geçmektedir. Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadan başkası değildir. Korkup sakınmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz? Allah soruyor. Buna rağmen hala düşünmeyecek misiniz? Ve son olarak arkadaşlar yine bir hadisimizi size aktarmak istiyorum. Hazreti Peygamber şöyle buyurmaktadır. Her sarhoş eden içkidir ve her sarhoş eden şey de haramdır. Kim dünyada içki içer ve ona bağımlı olarak ölürse ahirette onu içemeyecektir diye bizlere bu hadisi şerifle içkiden uzak durmamız gerektiğini söylüyor. Şimdi gelelim zarureti hamseden yani bu 5 temel haktan bir diğerine malın korunmasına. İslam dininde imkan ve kabiliyetlerine göre çalışıp kazanması, mal ve mülk edinmesi kişinin en temel haklarından bir tanesidir. Kişinin doğrudan veya vekil aracılığı ile mal ve mülkün kendisinden yahut kirasından yararlanma, bundan vazgeçtiği takdirde karşılığını alma hakkına ise mülkiyet hakkı deriz. İslam dini helal yollarla mal elde etmeyi emrediyor ve haksız yollarla mal edinmeyi haram kılıyor arkadaşlar. Ve böylelikle dinimizce yasaklanan haksız kazançlarımız şunlardır. Gelin hep birlikte bakalım. İslam dininin meşru görmediği ve haksız kazanç olarak isimlendirdiği şeylerden arkadaşlar birincisi hırsızlıktır. Başkasına ait bir malı onun haberi olmadan ve isteği dışında gizlice çalmak anlamına gelmektedir. Evlere gizli girip çalmak veya kapkaççılık buna örnek olarak verilebilir. İkincisi arkadaşlar hiledir. Bir kimseyi aldatmak, yanıltmak için yapılan bir oyun. Çıkar sağlamak için değerli bir şeye değersiz bir şey katmak. Mesela tartıda hile yapmak diyebiliriz. Üçüncü haksız kazanç olarak gördüğümüz şey rüşvettir. Yaptırılmak istenilen bir işe yasa dışı kolaylık sağlamak için ilgili görevliye ya da görevlilere el altından verilen para veya mala deriz. Ceza almamak için rüşvet vermek. Dördüncüsü kumar. Ortaya para konularak oynanan her türlü salih oyununa deriz.
kumarhanelerde oyun oynamak gibi. Haksız kazanç olarak gördüğümüz bir diğer şey arkadaşlar faizdir. Faiz banka ve benzeri bir yere ya da bir kimseye belli bir süre işletilmek üzere ödünç verilen paranın kullanımına karşılık olarak alınan kar. Başkasının parasını belli bir süre kullanmak, işletmek için ödenen paraya deniliyor. Yani paradan para kazanmak. Altıncısı arkadaşlar kara borsacılık. İnsanların ihtiyaç duyduğu malları, özellikle gıda maddelerini fiyatları yükselsin diye stok yapmaya denilmektedir. Yedincisi korsanlık. Başkalarının hakkını zor kullanarak ele geçirmek veya yasal olmayan yollarla mal üretip satmaktır. Örneğin korsan CD'ler, kitap satarak emeğe saygısızlık bunlara örnek olarak verilebilir. Ve son olarak arkadaşlar israf bir malı gereğinden fazla harcama veya tüketmeyedir ki israf edenler şeytanın dostudur diye de bir hadisi şerifimizi buraya eklemek istiyorum. Gelelim malın korunması ile alakalı ayet ve hadislerimize. İlk ayetimiz Necm suresi 39 ve 40. ayetler. İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur ve çalışması da ileri görülecektir. Bir diğer ayetimiz arkadaşlar Nisa suresi 29. ayet. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Aynı zamanda arkadaşlar bir hadis-i şerifimiz var bununla ilgili. Hiç kimse kendi el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir. Ve son olarak bir tane daha arkadaşlar ayetimiz var. Eksik ölçüp noksan yapan hilekarlara yazıklar olsun. Onlar insanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise eksik ölçer ve tartarlar. Onlar düşünmezler mi ki tekrar diriltilecekler? Malın korunmasıyla alakalı ayet ve hadislerimizden devam ediyoruz arkadaşlar. Bir hadis-i şerifimizden bahsedelim. Rüşvet alan da veren de cehennemdedir. Şuara suresi 183. ayetimizde güzel bir malın korunmasıyla alakalı öğüt var. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Yine bir hadisimiz var malın korunmasıyla alakalı. Çalışana ücretini teri kurumadan veriniz. Yani işini hemen bitirdiği gibi. Bakara suresi 275. ayetimiz var. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışverişte faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Burada direkt hüküm vermiş. Bir de arkadaşlar Araf suresinin 31. ayetimize bakalım. Yiyin için fakat israf etmeyin çünkü Allah israf edenleri sevmez. 5 temel hak yani zarureti hamsinin sonuncusu dinin korunmasından bahsedeceğiz çocuklar. İlk olarak dinin tanımına bakalım. İnsanın Allah diğer insan ve varlıklarla ilişkilerini düzenleyen ve hayatına yön veren, onlarla ilgili davranışlarını esas alacak ilahi kurallar bütününe din denir. Peki Kur'an-ı Kerim'de din kelimesi nasıl geçmektedir? Dinül hak ve dinen kıyamen olarak geçiyormuş. Herkes inanma hürriyetine sahiptir. Hiç kimse bir başkasını zorlayarak dine inandıramaz. Eğer baskıya dine inandırırsak karşı tarafa yalan söylemeye ve taklit etmeye zorlaştırmış oluruz. İslam dinimizin iki tane temel kaynağı vardır. Bunların birincisi Kur'an-ı Kerim'dir, ikincisi sünnettir. Dinimizi korumanın yolu İslam'ı bu iki kaynaktan öğrenmekten geçer. Bunun dışında olanlar dini yorumlamak olarak kabul edilir. Arkadaşlar size burada 3 tane terimden bahsedeceğim. Bidat, hurafe ve tahrif. Bunlar arkadaşlar dini yorumlarken bu yanlış yorumlamadan dolayı ortaya çıkan yanlış inanışlar. İlki bidat. Dinin aslında olmayan
ve sünnete aykırı olarak icat edilen şeylere denir. Güzel bid'at örnek verecek olursak minareler, kötü bid'at örnek verecek olursak hurafelerdir. İkincisi hurafe. İslam'ın aslında olmayan, dine sonradan giren ve din gibi algılanan şeylere denir. Örneğin sihir, büyü ve ruh çağırma bunlardan bazılarıdır. Hurafelere inanmak yanlıştır. Bunlar dini istismar ederek insanları sömürmektedir. Akıllı bir Müslüman bunlara güvenmemeli, sadece Allah'a güvenmelidir. Ve son olarak arkadaşlar, tahrif, dinin aslını saptırmak, bozmak ve değiştirmek anlamlarına gelir. Tevrat, Zebur ve İncil gibi kutsal metinler insanlar tarafından maalesef tahrif edilmiştir. Mesela Hazreti İsa'ya indirilen İncil, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna olmak üzere 4 İncil'e ayrılmıştır. Ya da Hazreti İsa'ya indirilen İncil yok edilmiştir. Ya da arkadaşlar, Hazreti İsa'nın getirdiği tevhid inancı yerine Baba, Oğul, Kutsal Ruh adlı Tanrı üçlemesi uydurulmuştur. Bir tek arkadaşlar, tek gerçek olan, asla geçmişten günümüze kadar değişmeden gelen ve değişmeyecek olan kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Bunu da burada vurgulamak istiyorum. Şimdi ise dinin korunması ile ilgili ayet ve hadislerimize bakalım. Birincisi bir hadisi şerifimiz, sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Yolların en hayırlısı Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarılan bidatlerdir. Bütün bidatler de delalettir. Hicr suresi 9. ayetimize bakalım. Doğrusu Kur'an'ı biz indirdik, onun koruyucusu elbette biziz. Bakara suresi 256. ayetimize bakalım arkadaşlar. Dinde zorlama yoktur diye Allah bizlere buyurmaktadır. Ali İmran suresinin 85. ayetimizde ise şüphesiz Allah katında din İslam'dır diye geçer. Ve son olarak arkadaşlar, yine Ali İmran suresinin 79. ayetine bakacak olursak, öğretmekte ve derinlemesine incelemekte olduğu kitap uyarınca Rabbaniler olun diye Rabbimiz bize buyurmaktadır.